Sevgili öğrenciler merhaba. Bu dersimizde geçen hafta gördüğümüz vakanın sonunda sorduğumuz soruyu beraber cevaplamaya çalışacağız. Önce vakayı hatırlatmak isterim. Bir hasta öksürük kesici talebiyle eczanenize geliyor. Hastanın halen lisinopril kullandığını ve kalp yetmezliği hastası olduğunu öğreniyorsunuz. Ne yaparsınız, nasıl bir yol izlersiniz, sorumluluklarınızın neler olduğunu düşünürsünüz. Bu basit gibi gözüken soru tüm dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde halen tartışılan bir konu aslında. Ve tamamıyla hasta odaklı eczacılık yaklaşımlarının birinci basamak sağlık hizmetlerine ne ölçüde aktarılabildiği ile ilgili bir konu. Şimdi eczacının vakamızdaki hastaya yaklaşım seçeneklerini beraber gözden geçirelim ve ben ne demek istediğimi daha iyi anlatmaya çalışayım. Öncelikli olarak eczacı hastaya herhangi bir antitussif önerebilir. Eczacı bu durumu hasta ile hekimi arasında bir konu olarak görür ve hastaya yeterince önem vermeyebilir. Eczacı hastaya problemini doktoruyla tartışarak halletmesini önerebilir. Diğer bir seçenek, eczacı ortada bir sorun olduğunu kabul edip hastasına yeteri kadar süre ayırır. Hastasını aktif olarak dinleyip empatik bir yaklaşım geliştirir. Ancak herhangi bir müdahalede bulunmaz. Eczacı hızlı bir çözüm önermek adına bir miktar danışmanlık hizmeti verebilir. Veya derhal hastanın doktorunu arayabilir ancak bir çözüm yolu sunmaz. Son olarak ise eczacı hastasında neler olup bittiğini anlamak için bir değerlendirme yapar. Mevcut veya henüz tanımlanmamış sorunları saptar. Ardından birinci basamak hizmet sunucusu olarak hasta ve hekimiyle işbirliği yaparak hastanın uygun tedaviyi aldığından ve tedavinin hedefine ulaştığından emin olur. Sizin de hissettiğiniz gibi eczacının sorumluluklarını giderek artan bir şekilde sıralamaya çalıştım. Peki her eczacı bu sorumlulukları aynı seviyede gerçekleştirebilir mi? Eczacının hasta üzerinde alabileceği sorumluluklar öncelikli olarak yasal mevzuatın günlük hayata ne ölçüde geçirilebildiği ile ilgili bir konu. Ülkemizde eczacının hasta üzerinde alabileceği sorumluluk çoğunlukla lisans eğitiminden başlayan ve eczacının kendisini ne ölçüde sürekli olarak yetiştirdiği ve geliştirdiği ile ilgili bir konu durumunda. Yani kişisel bir konu durumunda. Birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak her eczanenin farklı kalitede hizmet vermesi kabul edilemez. İşte bu yüzden eczacılık yeterlilik standartlarının tüm ülkede tartışılarak bir sonuca bağlanmış olması gerekli. Bu ön bilgiden sonra şimdi eczacı ne yapmış sorusunu cevaplarken bazı önemli noktaların altını çizelim. Öncelikle hastaya reçetesiz satılan bir öksürük kesiciyi hemen vermek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Eczacılar bu noktada Hipokrat'ın önce zarar verme ilkesini hatırlamalıdır. Eğer hastanın aşırı miktarda balgamlı öksürüğü varsa bu öksürük baskılanmamalıdır. Çünkü baskılanan öksürük ile birlikte balgam trakeobronşiyal dallanmalarda birikebilir. Bu birikim ventilasyon dağılımını, alveolar havalanmayı ve akciğerlerin mikroorganizmalara direnç gösterme yeteneğini bozabilir. Kaldı ki eğer öksürük kalp yetmezliğinin yetersiz tedavisinden kaynaklanıyorsa öksürük kesici ilaç herhangi bir işe de yaramayacaktır. Çünkü yetersiz tedaviyle oluşan öksürük ancak hastanın kalp yetmezliği tedavisinin düzgün bir şekilde yapılmasıyla düzelebilir. Dolayısıyla bu tür hastalarda antitussif kullanımının bir işe yaramayacağı gibi hastanın akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığını da artırabilir. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Basit gözüken çoğu vaka karmaşık olabilir veya sağlık çalışanlarının yapabileceği basit hatalar hastanın klinik durumunu daha da karmaşıklaştırabilir. Diğer taraftan eczacının diğer önemli bir görevi kalp yetmezliğinde öksürük başlangıcını hastaların asla önemsiz görmemeleri gerektiği konusunda hasta eğitimi vermeleridir. Ancak hepimizin aklına gelen bir problemi burada tartışmak istiyorum. Bazı hastalar eczacının hekime başvurma konusundaki uyarısını dikkatini almak yerine mutlaka ilaç kullanmaları gerektiğini düşünüp ısrar edebilirler. Ve hatta ilacını başka bir eczaneden alabilirler. Tüm eczanelerin homojen davranmalarını sağlamak ise oldukça güç. Bu yüzden mesleki yeterliliklerin hayata geçirilmesi ve etik yükümlülükler konusunda
eczacı meslektaşlarımızın bilincinin artırılması son derece önemlidir. Bu bize mesleki saygınlığımız açısından olduğu kadar toplum sağlığı açısından da çok önemlidir. Yetersiz tedavinin nedenlerinden birinin hasta oyuncu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla biraz önce tartıştığımız gibi hastada sorgulanması gereken diğer bir noktada öksürüğün hastanın tedaviye uyumsuzluğundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamaktır. Eczacı bunu bir grup soru ile sorgulayabilir. Bu sorular: ilaçlarınızı zamanında alıyor musunuz? İlaç kullanmayı unuttuğunuz oluyor mu şeklinde olabilir. Kalp yetmezliği tedavisinde hastanın uyuncu gerçekten çok önemlidir. Çünkü bu hastalarda ilaçla tedaviye uyunç genellikle düşüktür. Bu durum hastanın klinik sonuçlarını olumsuz yönde etkiler ve kalp yetmezliğinin daha da kötüleşmesine neden olur. Sonuçta tedaviye uyumu düşük hastaların hastaneye yatış oranları ve ölüm riskleri artar. Eczacının tedaviye uyumu artırıcı yaklaşımları tüm bunların engellenmesinde önemli katkılarda bulunabilir. Bu arada fark etmişsinizdir. Size kesin cevaplar vermek yerine olasılıkları ortaya koymaya çalışıyorum. Çünkü gerçek hayatta son kararı sizler vereceksiniz ve bu sorumluluğu da sizler alacaksınız. Hasta hekime yönlendirilmiş ise, öksürüğün ada inhibitörü kaynaklı olduğuna karar verilirse, ne yapılacağına, öksürüğün şiddetine bakılarak karar verilebilir. Çünkü ada inhibitörleri kalp yetmezliğinde oldukça önemli, hemen vazgeçemeyeceğimiz ilaçlardır. Ancak öksürük hastayı gerçekten sıkıntıya sokuyorsa ve tedaviye uyumu bozacak nitelikte ise, farklı bir ada inhibitörü veya anjiyotensin reseptör blokörüne geçilmesi seçenekleri değerlendirilebilir. Konumuzu toparlayacak olursak, birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak eczacılar, hastalarına yardımcı olabilmek için ilaçların istenmeyen etkileri kadar sık rastlanan hastalık işaret ve belirtilerine de hakim olmalıdır. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzu sizlere önemli bir soru sorarak bitirmek istiyorum. Ülkemizde bir yılda satılan ilaçların yüzde kaçını öksürük ilaçları oluşturmaktadır? Bu basit görülen hastalık belirtisinin sağlık bütçesine yükü nedir? Daha sonraki videolarımızda öksürük konusuna geri döneceğiz ve üzerinde ayrıntısıyla duracağız. Sorumdan da anlamış olabileceğiniz gibi bu basit rahatsızlığın sağlık bütçesine yükü hiç de basit ve sıradan değil. Daha sonraki dersimizde ise örnekleriyle birlikte hastalık işaret ve belirtileri arasındaki farkı tartışacağız. Sizlere güzel, sağlıklı bir gün diliyorum.